Hello gençler. Yine ben. Bugün bütün gün evi temizledim. Enes de derse gitti. Oradan annesi gibi geçti. Evde tek başınaydım. O yüzden her yeri temizledim. Pakladım, ettim. Süslendim, püslendim. Sizin için bir saç videosu çektim. Şimdi de akşam yemeğimi yapacağım. İsterseniz akşam yemeğini de birlikte yapalım. Çok basit, pratik bir yemek yapacağım. Ama ben de ilk kez yapıyorum bu arada. Yani tam bir fail de olabilir bu video, bilmiyorum. Et vardı. Onu haşlamaya koydum. Şimdi etim haşlanıyor. Garnitürlerim vardı. Böyle hafif sulu, salçalı, soğanlı, garnitürlü, etli bir yemek yapacağım. Bir de pilavım vardı zaten. Onu yeriz bugün artık. İsterseniz beraber yapalım. Yemek yapacağım için saçımı topladım. Bu arada benden nefret edeceksiniz. Biliyorum ama herkes karantinada kilo alırken ben galiba zayıfladım. Bakar mısınız? Yani çok yemek yemiyorum herhalde. Aslında abur cubur sürekli bir şeyler atıştırıyoruz ama bu son bir haftada biraz dikkat ediyorum. Ve sanırım zayıfladım galiba. Dışarıdayken, işteyken daha çok bir şeyler atıştırıp daha çok yemek yiyorum. Şimdi böyle evi toparla, temizle. Herhalde enerji harcıyorum. Çok da yemiyorum. Ekmek falan da yiyemiyorum pek. Zayıfladım. Karantinada zayıflayan ilk insan olabilirim ben. Tarih beni yazabilir bence. Evet arkadaşlar, Burçin'in mutfağına hoş geldiniz. Masterchef olarak yine işimin başındayım. Şimdi benim bir etim vardı. Onu haşladım, suyuyla birlikte burada duruyor. Konserve garnitürüm vardı, haşlanmış. Onu böyle yıkadım kenarda. Biber salçam, domates salçam ve soğan rendeledim. O burada. 3 yemek kaşığı yağ koydum tenceremin içine. Şimdi soğanımı ekleyip kavuracağım. Yani bu tarifi kendim uydurdum. Bir yerden bakmadım ama bütün yemeklerin mantığı aynı olduğu için yaparım diye düşünüyorum. Yani 4 yıllık mühendislik bitirdik. Bunu da yaparız herhalde. Yapamazsın diyenlere duyurulur. Yani yemek yapmak çok zormuş gibi böyle bazıları addediyor da. Ya tabii ki çok emek isteyen yemekler vesaire muhakkak var. Ama birazcık işte ne bileyim, el becerisi olan, kafası çalışan insanlar şu an sonuçta her yerde tarifler var. YouTube'da, internette, her yerde yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi eskisi gibi değil. Eskiden insanların tarif defterleri oluyordu. Biliyorsunuz bir kek tarifi almak, poğaça tarifi almak imkansız da annemlerin zamanında, ben hatırlıyorum böyle küçükken. Şimdi öyle değil, bir derya yani, internet ne girseniz buluyorsunuz. Bakarak yapabiliyorsunuz. Zaten ölçüleri de veriyorlar, her şeyi veriyorlar. Şimdi ben soğanımı kavuracağım. İyice. Soğanı rondodan geçirdim çünkü böyle daha küçük küçük olsun, ölsün diye, yemeğin içinde böyle çok gelmesin. Çünkü Enes sevmiyor soğanı. Yemeğin içinde de dışında da hiçbir yerde inanılmaz yemek seçiyor. Şimdi soğanlarımı kavurayım. Üstüne salçalarımı ekleyeceğim. Ben yemek yapmayı seviyorum. Yani vaktim olsa, çalışmasam ama her gün yaparım yani. Ama şey kısmı sıkıntılı yani, bugün de pişirsem diye düşünme kısmı gerçekten sıkıntılı. Bu konuda ev hanımlarına hak veriyorum. Yani hakikaten her gün ne pişireceğim diye düşünmek çok sıkıcı. Şimdi tabii dışarıdan çok söyleyemiyoruz malum olaylar nedeniyle. Evde yapıyoruz. Gerçi normalde de hani hep evde yapmaya çalışıyoruz. Ama yine arada bir kaçamak yapıyorduk. Şimdi onu da yapamıyoruz. O yüzden iş tamamen başa düştü. Yapıyorum. Enes dersteydi. O böyle normalde hiç evden çıkmıyor. Bir iki tane hiç evden çıkmayan yine öğrencisi var. Özel ders veriyor onlara gidip. Karantinada spor yapıyorlar. Garibanlarım. O da geldi şimdi. Yine yemek yapıyor. Bayağı ev hanımına sardım yani. Şimdi soğanım
koktu bayağı. Burada ben şu kapıyı açayım. Aspiratör sesi olmasın diye açmıyorum. Ay buradan bir hava gelsin. Şimdi salça ekleyeceğim. Domates salçası böyle bir. Aa, bu da buzluktan çıkardım, çok zor. 2 kaşık. Bir de 1 kaşık da biber salçası ekleyeceğim. Şimdi salçamı da soğanla birlikte kavuracağım, eriteceğim iyice. Sonra da üstüne eklerimi ekleyeceğim. Kavurdum. Haşladığım etimin bir suyunu süzeceğim. Suyunu atmayacağım. Suyunu da yemeğe koyacağım. O yüzden şimdi etlerimi şu süzgeçle birlikte suyundan ayıracağım. Dediğim gibi suyunu yemeğe katacağım. Gördüğünüz gibi haşlanmış etlerimi de şimdi soğanımın ve salçamın içine ekliyorum. Birazcık da etimi kavuracağım. Etimi de birlikte böyle özümsenene kadar kavuracağım soğanla, salçayla. Zaten haşladım, pişmiş, çok çiğ değil. Ama yine de kavuracağım bari birlikte olsun. Hatta şimdi buna tuzunu ekleyeyim. Tuzunu birazcık ekleyeyim. Suyuna da eklerim ama böyle et kavrulurken de tuzuyla kavrulsun. Bir içine işlesin. Ben uyduruyorum onları. Tabii böyle şeyler var mı bilmiyorum. Tamamen mantık. Haşlanmış atarsam çok dağılırlar. Et suyunu ekleyeceğim. Bu kaynaktan etin kendi suyu zaten. Bunu yemeğime ekliyorum. Birazcık daha su ekleyeceğim. Çok az. Ama çok sulu bir yemek yapmak istemiyorum. Etlerin üstü kapandı şu anda suyla. Orada 400 gram et kullandım ben. Şimdi bu bir 10 dakika 15 dakika kaynasın. Sonra garnitürlerini ekleyeceğiz. Evet. Etim yaklaşık 15 dakikadır pişiyor, kaynadı. Hatta galiba 20 dakika oldu. Yanlış söylemeyeyim, 20 dakika. Şimdi bu haşlanmış garnitürlerini de etli salçalı bu suyun içine döküyorum. Çok güzel koktu bu arada ve inanılmaz acıktım. Sabah kahvaltı bile yapmadım. Şimdi tuz atacağım. Zaten etime birazcık tuz atmıştım. O yüzden çok atmayacağım, az atacağım. Çok tuzlu olmasın.
yine pul biber atacağım. Ne kadar acı seviyorsanız o kadar atabilirsiniz. Yine karabiber atacağım ben. Şimdi bunları karıştıracağım baharatlarını. Yaklaşık bir 10 dakikada garnitürlerle beraber kaynayacak. Yemeğimiz bir bütünleşsin böyle birbiriyle. Lezzetli bir hal alsın. Sonra tabağa koyarken sizlere gösteririm nasıl olduğunu. Evet, yemeğim bir 10 dakikada garnitürlerle birlikte pişti. Şu anda hazır. Tabağa koyarken size bir göstereceğim. Açayım şöyle. Dumanın üstünde gördüğünüz gibi. Yüzüm inanılmaz güzel kokuyor. Ya ben yaptım diye söylemiyorum. Çok güzel kokuyor. Şimdi bir tabağa koyayım. Size göstereyim. Dumanın üstünde. Şefinizden sevgilerle. Pilavımı da ısıttım. Şimdi Enes'le beraber afiyetle götüreceğiz. Löp löp. Allah olmayana da versin. Soframızı arttırsın. İnşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de denersiniz. Çok basitti. Pişme süresiyle beraber herhalde bir 35-40 dakikayı alıyor yapmak. Zaten etleri haşlıyorsunuz. Garni zaten hazır. Salçayla hemen çok güzel pratik bir ev yemeği, sıcak ev yemeği yapabilirsiniz. Belki başka tarifler de paylaşırım sizlerle. Bu konuda çok başarılı olduğum için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.